4 yıl hekim olarak 20 yıl... 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan referandum öncesi çalışmalarına başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli İlçe Teşkilatı bugün düzenlediği programda partililere neden hayır diyeceklerini anlattı. Babam Demokrat Partili falan değildi. Ama bir ülkenin başbakanının idam sehpasına çıkarılması 1960 yılında büyük bir ayıptı. Programda konuşan Hüsnü Bozkurt, Cumhurbaşkanlığı sisteminden bahsetti. Neden hayır demeleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Sevgili kardeşlerim, işte o demin dedim ya, Kurtuluş Savaşı şehitlerinin kemiklerini sızlatmıştır bu metin. O kemikleri sızlamaktan kurtarmak görevi bugünkü Cumhuriyet Halk Partililerindir en başta. Bunu hiç unutmayacağız. Kimseyi kırmayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kardeşlerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren yurttaşlarımız, başka partilere oy veren arkadaşlarımız, HDP'liler, BBP'liler, Bağımsız Türkiye Partililer, Vatan Partililer, bütün partililer, bütün seçmenler, bütün Türk milleti, kalkın ayağa millet ve deyin ki biz böyle bir ayıba asla evet demeyiz. Biz buna hayır diyeceğiz. Hayır Bekir'im, hayır. Biz buna hayır. Hayır! Askeriye hayır! Neden hayır diyeceğiz sevgili kardeşlerim? Çünkü hepiniz biliyorsunuz, şurada 18 madde var. İşte birinci maddesinde diyor ki, yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığı koyalım. Olur, koyalım. İkinci maddede diyor ki, işte efendim, 550 vekil az geliyor, nüfusumuz da arttı, bunu 600 yapalım. Yapalım, olur belki. Diyor ki, ya 25 yaşında bir sürü vekil var. Şimdi nüfusumuz da çok genç, 18 yaşındaki çocuklarımızı da vekil yapalım. Olur, yapalım. Üçüncü madde. İşte 4, 5, 6, 7 gidiyor. Ama şu metin aslında bir tek şey için geliyor arkadaşlar. Bir cumhurbaşkanı, aynı zamanda bir partinin genel başkanı, aynı zamanda ordunun başkumandanı, aynı zamanda yargının başı, aynı zamanda bütün üst düzey kamu yöneticilerini atıyor ve onların nasıl atanacağına ilişkin usul ve esasları belirliyor.